Evet arkadaşlar, bu videomuzla cümle türlerini anlatacağım size. Cümle türlerini 4 başlıkla inceleyeceğiz. Yüklemine göre cümleler, yüklemine göre cümleleri biz isim cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere bölümlere ayıracağız. Anlamlarına göre cümleler, olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, emir cümlesi, ilham cümlesi ve şart cümlesi olmak üzere. Öğle dizilişine göre cümleler, kurallı, devrik, eksiltili cümle, yapısına göre cümleler, basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümle olmak üzere bölümlere ayıracağız. Evet, şimdi ilk başlığımız yüklemine göre cümleler. Yüklemin türüne göre cümleler, yüklemdeki sözcüğün türü bakımından iki başlıkta inceleyeceğiz çocuklar. Yüklemi bulacağım. Yüklemin isimse isim cümlesi, yüklemin fiil ise fiil cümlesi. Yükleme isim ya da isim soylu bir sözcük olan cümle. Bu cümlede make, mark, master eki yüklem, make, mark, master ekini almaz. Hani öğrenmiştik ki bir sözcüğün isimli fiil mi olduğunu ayırt etmek için ne yapıyorduk? Make, mark getirebilirsem fiil, getiremezsem isim. Aynı şeyi burada da uyguluyoruz. Ve isim cümleleri nasıl yüklem oluyordu? Ek fiil alarak. Evet, ek fiil alarak yüklem olur. Şimdi bakıyorum. Dünyayı kurtaracak tek şey sevgiydi. Sevgimek diyebiliyor muyum? Hayır. İsim, ek fiil aldı ve yüklem oldu. O zaman yüklemin türüne göre benim cümlem nasıl bir cümle? İsim cümlesi. İstediğim sevgi ve huzurdu. Bakın sevgi ve huzur idi. Ek fiil aldı ve yüklem oldu. Pratik yolu ne? Bakarsın. Benim yüklemim isim, ek fiil almış, direkt isim cümlesi diyebilirim. Bakın bu önemli. Fiilimsiler, çekimli fiil kabul edilemezler çocuklar. Dolayısıyla yüklemi fiilimsi olan cümlelerde ek fiil alarak yüklem olurlar. Bu tür cümlelerde isim cümlesidir. Benim yüklemimde eğer fiilimsi varsa, fiilimsi ek fiil alarak yüklem olur ve yükleminin yüklemine göre isim cümlesi olur arkadaşlar. Evet, devam ediyorum fiil cümlesi. Fiil cümlelerinin yüklemi kip ve kişi eki alır. Yani çekimli fiillerde. Bu yüklemler make, mark, master ekini alabilir. Sanatçı yeni oyunuyla sahneye çıkacak. Çıkmak bir yüklem. Bakın ne aldı? Kip eki aldı. Daha verimli ve düzenli çalışmalısın. Melimalı aldı, kişi eki aldı, çalışmak. Bir fiil. O zaman benim yüklemim ne? Fiil cümlesi. Yüklem çekimli bir fiil oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik şimdi anlamlarına göre cümle. Olumlu cümle. Cümlede belirtilen işin gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini ya da olduğunu ifade eden cümlelerdir. Her gün düzenli olarak yürüyüşe çıkacağız. Gerçekleşecek, yapacağız. Kitaplarını evde bırakmış. Ellerine çiçekler vardı. Cümlede belirtilen iş, durum gerçekleşmişse bunlar ne oluyor çocuklar? Olumlu oluyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Şimdi kırılmak, vurulmak, ölmek, yaralamak gibi yargılar kişide kötü izlenim uyandırır. Adam öldü diyorum. Olumsuz cümle diyorsunuz bazen bana, olumsuz hocam. O iş gerçekleşti mi ona bakıyoruz. Biz burada onun ölmenin kötü bir anlam verdiğine bakmıyoruz arkadaşlar. Önemli olan gerçekleşip gerçekleşmedi. Yere düşen vazo kuruldu. Bu iş oldu mu? O zaman olumlu cümle. Zavallı hastalıkın ölmüş. Ölmüş mü? Bu iş olmuş, bitmiş. Bu ölmek kötü bir şey olabilir, olumsuz bir şey olabilir ama yüklem olarak olumlu bir cümle oluyor. Olumsuz cümle. Yüklemde belirtilen yargının gerçekleşmeyeceğini, olmadığını ifade eden cümlelerdir. Olumsuz cümlelerde yüklemde mema, mezmaz, yok ve değil kalıpları kullanılır. Değil nerede? Ek fiilin isim cümlelerini ben değil olumsuz yapıyorum çocuklar. Fiil cümlesi ise mesela çekimli fiil yapmışsam memale yaparım ama ismi yüklem yaptıysam değil ile olumsuz yapıyorum. Evet, bu sene fazla kar yağmadı, gerçekleşmedi, sınıfta hiç kimse yokmuş. Zor değildi, bakın değil de olumsuz yapıyor. Mema yok değil kalıpları olumsuz ifadelerdir arkadaşlar. Evet, bazı cümleler biçim bakımından olumlu. Yani cümlemin
içinde hiçbir olumsuzluk eki yok. O zaman ne? Bu olumlu. Ama anlam bakımından olumsuz olabilir. Benden yüksek not alabilirsen al hadi. Var mı burada herhangi bir olumsuzluk eki? Var mı mema? Var mı yok? Var mı? Hiçbirisi yok. Ama anlam olarak ne? Alamazsın. Anlamcı olumsuz. Seni görmekten daha güzeli var mı? Bakın. Yok. Anlamcı olumsuz. Sanki odaya geçip de ders çalışacak. Yine biçimci olumlu, anlamcı olumsuz. Cümlelerdeki yüklemler olumlu biçimdedir. Fakat cümlenin anlamı olumsuzdur arkadaşlar. Evet, bazı cümleler ise biçim bakımından olumsuz. Yani cümlenin içinde olumsuzluk eki var. Ama anlam bakımından olumludur. Seni görmek istemiyor benim. Aa, olumsuzluk ekim var benim burada. Ama ne? İstiyorum. Biçimci olumsuz, anlamcı olumlu. Burada da yok yok vallahi. Bakın olumsuz ama ne? Anlam olumlu. Her şey var. Seni aramaz olur muyum? Ararım anlamında olumlu. Cümledeki yüklemler olumsuz biçimdir. Fakat anlam ne arkadaşlar? Olumludur. Evet. İki olumsuz durum, bir olumlu durumları. Yani iki tane olumsuz bana ne yapıyor? Olumlu bir durumu veriyor. Evet, soru cümlelerine geldik. Bir soruya yanıt almak için kurulan cümlelerdir. Cümlelerde soru anlamı soru eki, soru ekimiz ne? Mı ya da soru sözcükleriyle sağlanır. Soru sözcüklerine bakalım. Nereden? Mı? Bu kitapları buradan mı aldın? Soru ekiyle sağlanmış. Bu kitapları nereden aldın? Soru sözcüğüyle sağlanmış. İpne katılmayacak mısın? Bakın olumsuz soruyla sağlanmış. Evet. Bir yanıt gerektirmeyen soru cümlelerine ben sözde soru cümlesi derim. Sözde soru cümlelerinin sonuna da soru işareti. Seni anlamaz olur muyum? Bir cevap beklemiyorum. Bir çay içmeden gidilir mi hiç? Sözde soru. Bu kadar işe kısa sürdü nasıl bitirsin? Sözde soru. Evet, emir cümlesi. Bir işin yapılması ya da yapılmaması gerektiğini kesin biçimde ifade eden cümleler. Korkma, bakın. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Mehmet Akif bize ne demiş? Korkmayın demiş, emir vermiş. Kırgın kırgın bakma yüzüme. Bakın, emir. Gülümse kaderine gibi. Evet, ünlem cümlesi. Ünlem cümlelerinde ünlem ya da ünlem anlamı kazanmış sözler kullanılır. Ünlemler çeşit duyguları bildirir. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Burada ne var arkadaşlar? Ünlem var, seslenme var yani. Koşul şart cümlesi. Cümledeki yargının gerçekleşmesini bir şarta bağlandığı cümlelerde şart anlamı sesa kip ekiyle kazandırılır. Yazarak çalışırsan daha iyi öğrenirsin. Daha iyi öğrenmenin koşulu ne? Yazarak çalışma. Evet. Şimdi geldik üçüncü başlığımıza. Öğe dizilişine göre cümleler. Bakın, öğelerin dizilişine göre cümleler. Öğe dizilişi bakımından cümleler yüklemin yerine göre incelenir. Yükleminin yerine göre. Yüklemine bakacağım. Yüklemim eğer sondaysa kurallı cümle. Sonda değilse, başta veya ortadaysa devrik cümle. Gönül kimi severse güzel olur. Sonda kurallı. Dünyayı güzellik kurtaracak. Sonda kurallı. Güzel odur gönül kimi severse. Bakın ortada devrik. Ortada devrik. Beklerim güzel günleri. Başta devrik. Eksiltili cümle. Yüklemi söylenmemiş cümlelerdir. Eksiltili cümlelerde 3 nokta konur. Pardon çocuklar. Yağmur damla damla. Bakın yağıyor ödememiş. 3 nokta koymuş. Eksiltili cümle. Ek fiilin geniş zamanlı üçüncü tekil eki dırdır genellikle düşer. Bunu size anlatmıştım. Bu örnekler eksiltili cümle kabul edilmez. Bugün hava çok güzel. Bakın dırdır düşmüş. Ama ben bunu eksiltili cümle kabul edemiyorum. Yapısına göre cümle. Bu çok önemli. Bunu ben dört başlıkta inceleyeceğim. Basit cümle, tek yüklemli. Birleşik cümle, en az yargı. Sıralı cümle, çok yüklemli. Bağlı cümle, bağlaçlı. Evet arkadaşlar, basit cümleyle başlıyorum. Tek bir yargıyı, işi, düşünceyi bildiren cümlelerdir. Tek bir yargı, tek bir iş. Basit cümlelerde yüklemden başka
yargı bildirecek sözcük yok. Yüklemden başka yargı bildirecek sözcük yok. Tatilde bol bol kitap okuyacağım. Var mı başka bir yargı? Yok. Alt üstü kitabı okuyacağım. Bir yargı. Klasik müzik ruhu dinlendiriyor. Bir yargı. Bu konunun çözümü yok. Bir yargı. Bu cümlede bir yargı bildiren tek öğe, o da yüklemdir. Basit cümleler içinde fiilimsi bulunmayan cümlelerdir ayrıca. Şimdi geldik birleşik cümle. Bakın. Temel cümlenin dışında, yüklemin dışında yani. İçerisinde yan cümle olan cümlelerdir. Yan cümleler temel cümlenin yani yüklemin anlamını tamamlar. Yan cümlenin ifadesini öğrenelim. Yüklemin anlamını kişi, yer, zaman, yönlerden tamamlayan yargılardır. Yan cümleler genellikle fiilimsilerle kurulur çocuklar. Bakın fiilimsiler burada çok işimize yarayacak. Fiilimsiz de söylemiştim size ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümle vardır diye. Aslında Türkçe'de konular birbiriyle çok böyle zincirlenmiş şekilde gördüğünüz gibi. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Yüklemim var benim, tamam. Ama bakın burada fiilimsi, ıp ip neydi? Zarf fiilim var. O zaman cümlede ne var? İki yargım var. Yani yan cümlem var. Birleşik cümleler, yan cümlelerin oluşumu bakımından dörde ayrılacak. Bakın bu da kendi arasında dörde ayrılıyor. Birleşik birleşik, şartlı birleşik, iç içe birleşik, kili birleşik. Çocuklar, size her zaman söylediğim gibi yazarak çalışmanız çok önemli. Bu konuyu yazarak çalışırsanız daha da iyi öğrenirsiniz. Hani beni dinleyin, notlar alarak çalışın. Evet, girişik birleşik cümle. Girişik birleşik cümlelerin yan cümleleri fiilimsidir. Yani kısaca içinde fiilimsi olan cümleler girişik, birleşik cümle. Bu kitabı okuduğumda çok küçüktüm. Bakın yüklem, fiilimsi. Hatalarından ders çıkarmayı çok iyi biliyordu. Yüklem var, fiilimsi var. Eğer benim cümlemde yüklem ve fiilimsi varsa ne oluyor? Girişik, birleşik cümle oluyor. Bir cümledeki fiilimsi sayısı o cümledeki yan cümle sayısına eşittir. Ne kadar fiilimsin varsa o kadar yan cümlem var. Sayalım. Konuşmasına isim fiil, yazdı, sıfat fiil, tanıtarak, zarf fiil. Bakın 1, 2, 3. Bir de yüklemi var. O zaman 3 fiilimsi var. O zaman ne var? 3 tane yan cümle var. Evet. Şimdi iç içe birleşik cümle. Bir cümlenin içinde başka bir cümlenin yer aldığı cümleler. Hani başkasından aktardığımız cümleler var ya, bunlar buna örnek. Doktor kendine dikkat etmesi neden? Ben ne yaptım? Doktorun sözünü kendi sözüne verdim. İç cümle. Doktor dedi, benim temel cümlem şu, kendine dikkat etmelisin. O da yan cümle oluyor çocuklar. Ve yan cümlem genellikle nesne görevine dedi yüklem diyen kim? Doktor ne dedi? Kendine dikkat etmelisin. Yani başkasından aktarılan bir söz ve genelde tırnak içinde veriliyor çocuklar. Evet, kili birleşik cümle. Yan cümlesi ki bağlacı ile temel cümleye bağlanan cümleler. Anladım ki yalanmış her şey. Bakın anlamak her şeyin yalan olduğu ki ile bağlanmış. Ki bağlacının açıkladığı öğe cümle açıkladığı öğe cümle girişik birleşik yapıldığını anlaşılır. Yani hangi öğe açıkladığı giriş yani fiilimsi koyarak ben bunun hangi cümleye açıkladığını anlatabilirim. Her şeyin yalan olduğunu anladım. Bakın fiilimsi getirdi ve neyi açıkladı? Nesneyi. Evet. Devam edelim. Şartlı birleşik cümle. Yan cümlesi yüklemin şart olan cümlelerdir. Emek vermezseniz başarılı olamazsınız. Başarılı olmanızın koşulu ne? Emek vermeniz. Bakın SSA var yan cümle. Bu da benim temel cümlem oluyor. Şimdi geldik sıralı cümleye çocuklar. Bakın basit işledik. Sonra birleşiği işledik. Üç sıralı cümle. Birden fazla yargı bildiren cümleler. Yani çift yüklemli. Virgül, bakın bu çok önemli. Sıralı virgül ya da noktalı virgülle birbirine bağlanan cümlelerdir. Öğretmen kağıtlarımızı topladı. Bir yüklem var. Kontrol etti. İki yüklem var. Arasında virgül kullanmışım. Sıralı bir cümle. Dersim bitti. Eve geçeceğim. İki yüklem var. Arada virgül var. Sıralı cümle. Öğe ortaklığı bakımından ikiye ayrılıyor çocuklar bu.
Eğer herhangi bir öğesi ortaksa ben buna bağımlı sıralı cümle diyorum. Ben seni aradım, bulamadım. İki yüklemi aradım. Kim? Ben. Bulamadım ben. Kimi? Seni. Kimi? Bulamadım seni. Bakın. Öznesi de nesnesi de ortak. O zaman ne? Bağımlı sıralı cümle. Öğrenciler geldi, soru sordu. Gelen kim? Öğrenciler. Soru soran kim? Öğrenciler. Yine bir öğesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümle. Evet, devam ediyoruz çocuklar. Öğretmen öğrencilere konuyu anlatır, test çözdürürdü. Şimdi, test çözülen kim? Öğretmen. Konuyu anlatan kim? Öğretmen. Kime? Öğrencilerine. Kime çözdürüyor yine? Konuyu anlatıyor öğrencilere. O zaman öznesi ve dolaylı kimince ortak sıralı bir cümle oluyor. Evet arkadaşlar, bağımlı sıralı cümle dedik. Evet, şimdi bağımsız sıralı cümleye geçiyoruz. Hiçbir öğesinin ortak kullanılmadığı bağımsız cümleler. Adam içeri oturuyor, çocuklar televizyon izliyor. Oturan kim? Adam. Televizyon izleyen kim? Çocuklar. Sıralı bir cümle ama ortak olan bir öğem yok. Nerede oturuyor? İçeride. Ne izliyor? Televizyon. İyi insan erdemli olur. Erdemli olan kim? İyi insan. Kötü insan kurnaz yaşar. Yaşar. Kim kötü insan? Çok önemli. Sıralı cümlelerde fiilimsi bulunsa bile birleşik olmaz, sıralı kalır. Bakın buna dikkat edin. Tamam, buna çok dikkat ediyoruz. Fiilimsi olsa da benim cümlem sıralıdır. Evet. Bağlaşlar geldik çocuklar. Birden çok cümlenin bağlaşlar yardımıyla birbirine bağlandığı cümlelerdir. Benim bağlaşlarım ne? Ama, fakat, yalnız, ancak, çünkü, oysaki, halbuki, madem ki. Böyle bunları ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Öğretmen kağıtları topladı. Bir işi yaptı. İkincisini yapacak. Kontrol etti. Araya bağlaç geldi. Bağlı cümle. Eve geçeceğim. Birinci cümlem. Dersin bitti. İkinci cümlem. Ben bunu neyle bağladım? Bağlaçla. O yüzden adı ne oluyor? Bağlı cümle oluyor arkadaşlar. Bağlı cümleler sıralı cümlelerdeki virgül ya da noktalı virgülün yerine bağlacını aldı. Aslında ikisi de aynı şeydir. Birisinde noktalı virgül ya da virgül var. Diğerinde ne var arkadaşlar? Bağlaç vardır. Evet arkadaşlar. Bu konumuz da burada bitti. Bu konuyla ilgili de test çözmenizi istiyorum. Ben size testleri atacağım. Anlamadığınız bir yer olursa bana dönüş yapmanızı bekliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İnşallah başarılı olursunuz. Emekleriniz boşa çıkmaz. İyi günler çocuklar.